Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Cem Hocam. Bundan önceki ikinci dereceden denklemler dersimizde ikinci dereceden denklemin tanımından ve ikinci dereceden denklem çeşitlerinden bahsetmiştik. Bugünkü dersimizde de arkadaşlar diskriminant yönteminden ve kök kat sayı ilişkisinden bahsedeceğim. Arkadaşlar ÖSYM en çok soruyu buradan sormuştur. Yani ikinci dereceden denklemle alakalı. Malum bu yılda limit türevi integral kaldırıldığından dolayı ben buradan bir tane ya da iki tane soru daha bekliyorum ek olarak. Bir tane soruyu mutlaka bekliyorum. Şimdi arkadaşlar diskriminant yöntemine geçmeden önce bundan bir önceki dersimizde biz çarpanlara ayırma yönteminden bahsetmiştik size. Mesela ikinci dereceden bir denklemi şu şekilde çarpanlarına ayırabiliyorsanız Denklemi sıfır yapacak ifadeyi direkt çarpanları sıfır yapan ifadelerden bulabilirsiniz demiştik. Bu en basit çarpanlara ayırma yöntemiyle ikinci dereceden denklemin çözümünün bulunmasını sağladı bize. Şimdiki göreceğimiz başlık da diskriminant yöntemi. Arkadaşlar diskriminant yöntemiyle kök bulmak size her zaman kök buldurur. Yani ikinci dereceden denklemin her durumda kökünü buldurmaya yarar. Şimdi buraya geçmeden önce bir şurayı hatırlayalım. Arkadaşlar kök nedir diye sorduğumuzda kök neydi? Diyelim ki sizin elinizde bir fonksiyon var. Veya denklem var. Bu fonksiyon ya da denklemi sıfıra eşitleyen ifadeye sıfır eşitleyen ifadeye biz ne diyoruz arkadaşlar? Kök diyoruz. Yani misal sizin elinizde f2 eşittir 0 diye bir ifade varsa bu iki, bu fonksiyonun bir kök oluyor. Ya da denklemde yerine yazdığınızda sıfırı size veriyorsa siz o ifadeye ne diyormuşsunuz? Kök diyormuşsunuz. Şimdi arkadaşlar bir de fonksiyonda kökün bir tanımından daha bahsetmiştik. x eksenini kesen noktaya biz kök diyorduk. Bu konunun içinde o kısım bizim için çok önemli değil. Bir de arkadaşlar buraya geçmeden önce bir not daha yazdıracağım size. Bir not daha yazdıracağım. Yani not da değil ama bir bilgi. Diyelim ki arkadaşlar sizin birinci dereceden bir denkleminiz varsa ax artı b şeklinde. Bu adamın her zaman bir tane kökü vardır diyoruz. Bir tane kökü vardır diyoruz. Kimdir o kök? B'yi diğer tarafa atarsın. X eşittir. Eksi B bölü A olur. Alın size. O bir tane kökü bu. Ama senin ikinci dereceden bir denklemin varsa. BX artı C eşittir sıfır formatında. O zaman arkadaşlar bu adamın her zaman iki tane kökü vardır. Senin ax x küp artı b x kare artı c x artı d tipinde bir e, denklemin varsa bu adamın da arkadaşlar her zaman 3 tane kökü vardır. Eğer senin ax üzeri 100 diye başlayan bir denklemin varsa o zaman unutmayacaksınız bu adamın da kaç tane 100 tane kökü vardır diyeceksiniz. Şimdi buradan çıkarttığımız bilgi şu o zaman. Bir denklemde x'in kuvveti neyse o denklemin arkadaşlar o kadar kökü vardır diyoruz. Şimdi o zaman o zaman bir kere ilk bilmemiz gereken bilgi neymiş arkadaşlar? İlk bilmemiz gereken bilgi bizim ikinci dereceden bir denklemimiz varsa bu adamın her zaman iki tane kökü vardır diyeceğiz. O zaman arkadaşlar şimdi bu iki tane kökü nasıl bulacağımızdan bahsedelim. Şimdi e, matematikçiler Diskriminant diye bir yöntem geliştirmişler. Arkadaşlar diskriminant da şimdi bakın bu adamın katsayıları var a, b ve c katsayıları. Şimdi bu diskriminantı biz b kare eksi 4ac yöntemiyle buluyoruz. B ortadaki adamın karesi eksi 4 tane baştaki adam a ve sondaki adam c çarpım bize diskriminant. Ee, bazı bilgilerde delta olarak da o cümleyle de bulabilirsiniz ama biz genelde diskriminantı kullanacağız. E, bu şekilde arkadaşlar önce bir delta'yı yani diskriminant'ı buluyoruz. Şimdi bu diskriminant'ın durumuna göre karşımıza farklı ifadeler çıkacak. Bir, Eğer diskriminant sıfırdan büyükse. Yani arkadaşlar bu ne demek? E, diskriminant pozitif ise bu adamın neyi oluyormuş? Bu adamın birbirinden farklı iki gerçek kökü vardır diyorsunuz. Birbirinden farklı iki gerçek kökü vardır. Ve şimdi en önemli kısım bu köklerin bulunması. Birinci kök arkadaşlar eksi B artı kök delta bölü 2A formülle bulunuyor. Diğer kökte arkadaşlar x2 kökü de eksi B eksi kök delta bölü 2A formülle bulunuyor. Bu iki formül arasında tek değişen kısım şurası bakın. Burası artı iken burası arkadaşlar eksi olacak. Başka bir fark yok. Yani bir tanesini ezberlediğiniz zaman diğerini bir daha ezber yapmaya çok çalışmayın diskriminant yani kök diskriminantın önü sadece işaret değiştiriyor. Bakın bu çok önemli bir kısım aslında. Bu adamın demek ki birbirinden farklı iki tane kökü, reel kökü varmış diyorsunuz. Gelelim ikinci bilgiye. İkinci bilgi şunu diyor. Diskriminant sıfıra eşitse bu ifade bir tam kare olur diyor. Birbirine eşit bakın birbirine eşit kaç tane kök var? Yine iki tane kök var. Bazıları Birbirine eşit bir tane kök var diyor. Hayır arkadaşlar yine iki tane kök vardır. Ama bu kökler birbirine eşittir. Ve o kökler eksi B bölü 2 ile bulunur. Bu bir formül değil. Yani şurada yukarıda arkadaşlar kök buldunuz zaten. Eksi B artı kök delta 2A ile. E diskriminantını sizin sıfırsa arkadaşlar bu diskriminantı götürüp burada yerine yazarsanız sıfır olacağı için bu gider. Geriye eksi B bölü 2A kalır. Aslında orası. Buraya gelirsek de, buraya gelirsek de delta sıfırdan küçük ise, yani arkadaşlar negatif ise, negatif ise delta. Denklemin, bakın burada birçok öğrenci yanlış yapıyor. Ee, yani şöyle bir şey diyor, denklemin kökü yoktur diyor. Denklemin kökü yoktur diyor. Bu arkadaşlar tamamen yanlış bir bilgidir. Böyle bir şey olamaz. Denklemin demiştim ki size her zaman iki tane kökü vardır. Bakın cümle şu şekilde gelecek: Gerçek kökü yoktur. Ee, bu adamın arkadaşlar gerçek kökü yoktur. İki tane, iki tane karmaşık sayı kökü, iki tane karmaşık sayı kökü vardır diyeceksiniz. Zaten bu fönün devamında karmaşık sayılardan da bahsediyor. Demek ki gerçek kök olmasa da iki tane mutlaka karmaşık kökü olacak diyeceksiniz. Şimdi arkadaşlar gelin bir tane örnek yapalım. Diyor ki bakın x kare eksi 2 x eksi 4 eşittir 0 denkleminin çözüm kümesini bulunuz demiş. Şimdi arkadaşlar bir kere eksi 4'ü çarpanlarına ayırıp da eksi 2'yi bulma ihtimalimiz yok. Yani bu adam 2'ye 2, 2 ayırırsa eksi 2'yi vermez. 1'e 4 ayırırsa eksi 2'yi vermez. İşte böyle bir durumla karşılaştığınız zaman mutlaka arkadaşlar diskriminant inceleyeceksiniz. Sakın ha diskriminantı yazdıktan sonra bunun b kare eksi 4 ac olduğunu biliyorsunuz ya kafanızdan gidip burada sayıları direkt yazmaya başlamayın sakın ha. Hataya gidersiniz. E, mutlaka diskriminantı yazdıktan sonra bu adamın yanına b kare eksi 4 ac'yi yazıyorsunuz. Yazdıktan sonra gidip bulup yerleştireceksiniz. Şimdi b kim? Eksi 2. Eksi 2'nin karesi. Eksi 2'nin karesi kaça gitti? 4'e. Eksi 4 çarpı a kaç? A'sı bu adamın 1. C'si kaç bu adamın? Eksi 4. Bakın bunu parantezde yazıyorum. E mutlaka eksi ile alakalı bir işlem yapacaksanız parantezde yazın. Bu neye dönüştü? 4. Eksi 4. Eksi 4 çarparsam artı 16. 4, 16 daha 20'ye gitti. Demek ki diskriminantı 20 olarak bulduk. Şimdi arkadaşlar kök bulma zamanı. Birinci kök bizim için kimdi? Eksi B artı kök diskriminant bölü 2 A idi. Yine kök bulurken de mutlaka yazın. Ondan sonra yapın. Ne kadar kendinizi geliştirseniz de yapın. Çünkü şurada bir eksi var ya arkadaşlar. Genelde de sorularda b'nin önüne eksili verir. O eksi, o eksinin çarpımından pozitife dönüşler olur. Buraları kaçırma ihtimaliniz olur. Çok dikkat edeceksiniz buraya. Şimdi bulalım. Bu adamın arkadaşlar b'si kim? B'si eksi 2. Şuraya eksi 2 gelecek. Diskriminant'ı kim? 20. A'sı kim bu adamın? 1. Düzenlersem eksi çarpı eksi 2'den 2 geldi Kök 20. Arkadaşlar şuraya alalım. Kök 20'yi. Kök 20 kök 4 çarpı 5'tir. E 4 dışarıya 2 diye çıkacağı için bu adam 2 kök 5'e dönüştü. Artı 2 kök 5 bölü 2 kere 1'den 2 oldu. Bu üst tarafı 2'ye bölersem 1 gelir. 2'yi 2'ye böldüm gitti. Kök 5 geldi. Demek ki arkadaşlar sizin birinci kökünüz kim geldi? 1 artı kök 5 gelmiş oldu. Şimdi bundan sonra bundan sonra diğer kökü bulmak isterseniz de hiç işlemlere bir daha girmenize gerek yok. Ne demiştik arkadaşlar? Köklerden birisi artıysa diğerinin önü eksi gelecek. Yani burada kökün önü artıysa diğer kök direkt bir eksi kök 5 olarak bulunacak diyorsunuz. İşte sizin iki tane kökünüz arkadaşlar. Bu kısım anlaşıldığını umut ediyorum. Başka bir örnek var mı? Bakalım mesela şunu da çözelim. Ee, yine arkadaşlar önce bir discriminant bulalım. Hemen yazıyorum. Discriminant b kare eksi 4 ac B B'si kaç bu adamın? Eksi 12. 12'nin karesi 144. Eksi olduğu için pozitife döndü. Artı 144. Eksi 4 çarpı. A'sı arkadaşlar 4. C'si de kaç bu adamın? 9. Bu A, bu B, bu da C. Şimdi burası 144. 4 kere 9 36. 36 kere 4'ten 144 yaptı. 144 eksi 144. Diskriminantı 0 eşitledi. Şimdi kök bulursak arkadaşlar. Kök neydi? Eksi B artı kök delta bölü 2A. Şimdi burada bu adamın B'si kim? Eksi 12. Diskriminantı kim bulduk? 0. A'sı kaç bu adamın? 4. Toparlarsak ne olur? Eksi çarpı eksi 12'den artı 12. Kök 0 gitti. 2 kere 4'ten 8 geldi. 4'e böldüm 3. 4'e böldüm 2. Köklerden bir tanesi 3 bölü 2. Diskriminantın 0 eşit olma durumunda bizim için ne geliyordu arkadaşlar bilgi olarak? Kökler eşit bilgisi çıkıyordu karşımıza. O zaman diğer kökte yine bizim için kim olacak? 3 bölü 2 olacak. 2 tane kök var. İkisi de 3 bölü 2 oluyor. Şu soruya gelirsek. Burada da arkadaşlar yine diskriminant bulalım. Diskriminant eşittir. B kare eksi 4ac. B'si 6. 6'nın karesinden 36 geldi. Eksi 4 çarpı. A'sı 1. C'si 10. Bu adam 36 eksi 40. Yani buradan eksi 4 geldi. Arkadaşlar bu adamın işareti eksi olduğu için negatif çıktı. O zaman bakın sakına kök yok. Kök yok. Demiyorsunuz böyle bir cümle. Yanlış bir cümle. Ne diyorsunuz arkadaşlar? Reel kök yok diyorsunuz. Reel kök yok diyorsunuz. Karmaşık kökü çıkacak onu anlatacağız inşallah. Ee, bu soru kalsın. Şuradan devam edeceğim. Arkadaşlar köklerden biri 1 eksi kök 2 ise soruda şu şekilde gelmiş. Köklerden biri 1 eksi kök 2 olan rasyonel katsayılı ikinci dereceden bir bilinmeyen denklemin kökler toplamı kökler çarpımından kaç fazladır? Şimdi arkadaşlar bakın kökü biz nasıl bulduk? X1 kökünü. Eksi B artı kök delta böyle iki ile X2 kökü de nasıl bulunuyordu? Eksi B eksi kök delta böyle iki a'ydı ya. Yani köklerin birbirinden tek farkı kökün önünün bir artılı bir eksili gelmesiydi. O zaman köklerinden biri bir eksi kök 2 ise diğerine otomatik hemen bir artı kök 2 diye biliyorsunuz. Yani hiç işleme girmeden köklerinden biri bir eksi kök 2 ise. Diğeri arkadaşlar 1 artı kökü direkt oluyor. O zaman kökler toplamını bulursanız bu iki adamı topladığınızda kök 2 kök 2 eksili ve artıdan dolayı birbirini götürdü. 1 artı 1'den kökler toplamı 2 geldi. Kökler çarpımı da 1 eksi kök 2 ile 1 artı kök 2'nin çarpımı. Bakın isterseniz dağıtarak çarpabilirsiniz. Ya da daha kestirme olarak bu adamın işareti eksi bu adamın işareti artı olduğu için çarpabiliyorsunuz. Ee, şu ifadeye gideceğinizi unutmayın. A kare eksi B kare 2 kare farkı o kimdi? A eksi B ile A artı B'nin çarpımıydı. O zaman birincinin karesi 1 bir eksi. ikincinin karesi kök 2'nin karesi 2. 1 eksi 2 de eksi 1 yaparak arkadaşlar. Soru şu kökler toplamı kökler çarpımından kaç fazladır? Kökler toplamı eşittir. Kökler çarpımı olan eksi 1'den soru işareti kadar fazla. Bu soru işareti ne oldu bizim için? Atın bunu bu tarafa. 3 olur. Demek ki 3 fazla. Bakın şıklarda eksi 3 de var. O yüzden denklemi nasıl kuracağınız önemli. Ben detaylı görmeniz için ayrıntılı bir şekilde denklemi kurdum. Ee, kökler toplamı dedi. Aldım. Eşitlerimi koydum. Kökler çarpımı olan eksi 1'den kaç fazla? Bunu arkadaşlar ben problem konusunu anlatırken detaylı bir şekilde inceleyeceğim. Çünkü birçok öğrenci şuradaki denklemi kurmakta çok zorlanıyor. Ve burada gidip eksi 3 işaretleyen çok öğrenci gördüm. O yüzden burada arkadaşlar birazcık detaylı anlatmaya çalışıyorum. Şimdi arkadaşlar burada birbirinin benzeri olan ardarda arda 4 tane soru var. Bu 4 tane sorunun ben birincisini çözeceğim. Diğerlerine de bakalım belki çözelim. Birbirinin çünkü hemen hemen aynısı. Şimdi arkadaşlar soruya gelelim. Bakın soru bana diyor ki. Denkleminin reel kökü olmadığına göre, denklemin reel kökü yoksa, biz bu adama ne diyorduk arkadaşlar? Diskriminant sıfırdan küçük diyorduk. Şimdi bu adamın arkadaşlar diskriminantı kim? B kare eksi 4 ac. E bu adam sıfırdan küçükmüş. Şimdi bu adamın b'si kim? Eksi 2 m artı 1'in karesi alınacak o zaman. 2 m artı 1'in karesi. Eksisi yok oluyor gidiyor kareden dolayı. Eksi 4 çarpı A'sı kim bu adamın? A'sı M çarpı C'si kim bu adamın? C'si de M küçüktür 0. Şimdi 2M artı 1'in karesi alınacak. Birincinin karesi 2M'nin karesi 4M kare artı birinci ile ikincinin çarpımının iki katından 4M ikincinin karesinden 1. Bu adamda eksi 4M kare küçüktür 0. Bakın buradaki 4M kare Eksi 4 m kare birbirini götürdü. Buradan arkadaşlar bir diğer tarafa gitti. Eksi 1, 4'ü de paydaya gönderdim. m eksi 1 bölü 4'ten daha küçük çıktı. O zaman m'nin değer aralığı eksi 1 bölü 4'ten daha küçük olan sayılar olaraktan bulunabilir. İlk soru buydu. Yani bir soruda reel kök olmadığına göre diyorsa o sorunun arkadaşlar diskriminantının sıfırdan küçük olması gerektiği bilgisi var bizde. Gittim diskriminant hesapladım sonucu buldum. Bir sonraki soruya gelelim. Bir sonraki soruya gelelim. Diyor ki soru bize. Bu denkleminde çift katlı kökü olduğuna göre. Arkadaşlar çift katlı kök olunca biz diskriminante ne diyorduk? çift katlı kökle arkadaşlar tam kare demek aynı şey. Tam kare demek aynı şey. Eşit iki kök. Eşit iki kök demek aynı şey. O zaman arkadaşlar burada diskriminantı ne diyorduk? Böyle bir durumda sıfır olacak diyorduk. Yine bakın diskriminant gördüğüm yerde hemen b kare eksi 4 ac'yi yazıyorum. Ondan sonra işlem yapıyorum. B'si kim bu adamın? 2. 2'nin karesi 4 yaptı. Eksi 4 çarpı. A'sı kim bu adamın? A'sı 1 eksi a. C'si kim bu adamın? 4. Eşittir 0'a. Ne olur burası? 4. Eksi 4 çarpı 4. Eksi 16. 1 eksi a. Eşittir 0'a. Ee, eksi 16 çarpıdan eksi 16, eksi 16 çarpı eksi A'dan Artı 16 A eşittir 0 16 A eşittir Şurası arkadaşlar eksi 12 yapar at Diğer tarafa artı 12'den ee, Bunu buraya taşıyalım A eşittir 12 bölü 16 olur 4'e bölersem 3 4'e bölersem 4 Demek ki A 3 bölü 4 olarak bulunur Çift katlı köklerse Diskriminantı 0'a eşitliyorsunuz Bir sonraki soruya gelirsek de Arkadaşlar denkleminin farklı iki reel kökü olduğuna göre. Hemen bunu da düşünelim. Farklı iki reel kök deyince de diskriminantın sıfırdan büyük olması lazım diyecektik. M'nin alabileceği en büyük tam sayı değeri soruluyor bize. Arkadaşlar diskriminantı kim bu adamın? B kare eksi 4 AC sıfırdan büyük. B'si kim? B'si bakın eksi 4'ün karesi yani 16. Eksi 4 çarpı A'sı. 1 C'si de arkadaşlar 2M eksi 1 sıfırdan büyükmüş. Toparlayalım buyu 16. bunun bunun çarpımından. Eksi m. Eksi 4 çarpı eksi 1'den. Artı 4 eşittir. Büyüktür 0'dan. 20 büyüktür. 8 m. 4'e böldüm. 5. 4'e böldüm. 2 m. Yani arkadaşlar burayı şuraya taşıyalım. Sıkışmasın. m arkadaşlar 5 bölü 2'den daha küçük olması lazım. 5 bölü 2 takribi olarak 2 buçuktur. 2 buçuktan daha küçük bir sayı arkadaşlar en büyük kaç olabilir bizim için? 2 olarak bulunabilir diyoruz. Bu soruda bu şekilde. Şu soruya da gelelim. Bakın bu soruda da denkleminin 2 reel kökü olduğuna göre 2 reel kökü olduğuna göre. Şimdi 2 tane reel kök var. Tamam. 2 tane reel kök varsa birbirinden farklı olunca sıfırdan büyük diyorduk. Birbirine eşit olunca da sıfıra eşit diyorduk. Demek ki 2 reel kök cümlesini duyduğunuz zaman burada arkadaşlar direkt diskriminat sıfırdan büyük ya diskriminat sıfıra eşit almıyorsunuz. Büyük eşit alıyorsunuz. Bundan sonra da soru normal. Bir diskriminant sorusu gibi çözülür. Diskriminant b kare eksi 4 a c'si sıfırdan büyük eşit olacak. B'si kim bu adamın? B'si eksi 6'nın karesinden 36 eksi 4 çarpı a'sı 1. C'si de 3 m artı 2 sıfırdan büyük eşit. O zaman toparlarsam 36 eksi 4 çarpı 3'ten eksi 12 m eksi 4 çarpı eksi 2'den eksi 8 sıfırdan büyük eşittir. 36'dan 8 çıkartırsam 28 küçük eşittir 12 mi? 12'yi paydaya gönderirsem 4'e böldüm 7, 4'e böldüm 3. Demek ki arkadaşlar bu ifadenin 7 bölü 3'ten daha küçük olması gerekiyor. Yani değişik. Bakın 7 bölü 3'ten normal küçük olması da var. Direkt küçük olması ama bizim için hangisi önemli? Küçük eşit olması önemli diyoruz. Şimdi arkadaşlar bu soruya gelelim. Bu soruda denklemin gerçek köklerinin çarpımı sorulmuş bize. Şimdi arkadaşlar bu soru bir öncelikle x küpün karesi var. Bu ifade 6. dereceden bir ifadeye çıkar. O da bizim için çok büyük bir ifadeye çıkıyor. Biz oraya çıkmadan önce bir değişken değiştirmek zorundayız. Nasıl? Şimdi bakın neyin karesi var burada da x küp eksi 2'nin. O zaman ben şurada bir değişken değiştiriyorum x küp eksi 2'ye biz bir değer verelim t diyelim mesela ne olur burası bakın x küp eksi 2'ye t dediğim anda t'nin karesi şimdi bakın bu da x küp var eksi ikisinin olması lazım şimdi x küpün önünde kim var eksi 24 var şimdi eksi 24 x küp var eksi 24 x küp var bir de arkadaşlar x küpün yanında eksi 2 olması lazım. Yani eksi 24 ile çarptığıma göre eksi 24 çarpı eksi 2'nin de olması lazım içerideki eksi 24 parantezini alabileyim. Eksi 24 çarpı eksi 2 kaç yapar bizim için? 48 yapar. O zaman arkadaşlar şu kısmı bakın şu kısmı toparlıyorum şimdi. Ne olacak? Eksi 24 x küpü var. Bu adamın yanında eksi 24 çarpı eksi 2 olması lazım. Yani 48. Bir daha... 23 olabilmesi için 48'den kaç çıkartırsanız 23 olur. 25 çıkartırsanız, o zaman bu adamdan ben bir de 25 çıkartıyorum, eşittir 0 diyorum. Yani şurası eksi 24 x küp, bunda bunun çarpımı artı 48 eksi 25 şey dönüştü. Gerçekten eksi 24 x küp var. 48'den 25 çıkartırsam da 23 olur. Aynı şey yani 23 yerine 48 eksi 25 yazdık. Hiçbir şey değişmedi. Ama şu şekilde yazdığımız zaman bakın şurada eksi 24 parantezini aldığınız zaman eksi 24 parantezinde bu adam x küp eksi 2 gelecek. x küp eksi 2'ye de ben t demiştim. Yani burası benim için arkadaşlar e, 24 t'ye dönüştü. Geriye de fazladan kim kaldı? Eksi 25 eşittir 0 kaldı. Şimdi denklemi çözüyorum. Bu adam normal çarpanlarına ayrılabilen bir adam. T, t. Şu adamı da arkadaşlar çarpanlarına ayırırsam bu adam eksi 25'e 1 olsa eksi 24'ü veriyor. O zaman diyorum ki T ya 25'tir. T ya da eksi 1'dir diyorum. Kökleri bunlar T'nin. Ama bana T'nin değil X'in kökleri lazım. O zaman arkadaşlar bu adamı şimdi aşağıya taşıyoruz. X küp eksi 2 ya 25 olabilir x küp eksi 2 ya da eksi 1 olabilir. Buradan x küp eşittir 27'ye Buradan da arkadaşlar x küp eşittir 1'e Şimdi bu adamın normalde x eşittir 3 diye bir kökü olur. Ama sakın ha x eşittir çünkü bu adam 27 arkadaşlar 3'ün küpü ya direkt bu adama x küp 27 diye 3'ün kübü x eşittir 3'tür diyemiyorsunuz. Bakın sorunun zaten en önemli kısmı burada başlıyor. Ee, ben biraz daha soruyu şöyle yukarıya çekeyim. Şimdi bakın asıl soru burada başlıyor. Çünkü arkadaşlar siz x küp varsa elinizde ben size ne demiştim az önce? Üçüncü dereceden bir denklemin kaç tane kökü olur bizim için? Üç tane kökü vardır diyoruz. Üç tane kökü vardır diyoruz. O zaman arkadaşlar buna direkt x eşittir 3'tür falan demeyin. Bakın buradan sonra çözdüm. Şu şekilde devam etmesi gerekir. 25 bu tarafa geldi. x küp. Eksi 25 eksi 2 daha. Eksi 27. Eksi 27 de 3'ün kübü eşittir 0. Burada arkadaşlar küp farkı vardır. Bunu şurada not alırsam. A küp eksi B küp. Küpleri kapatırsam A eksi B var. Sonra tekerleme birincinin karesi artı birinci ikincinin çarpımı ikincinin karesi diye bir küp açılımı vardır. Yani bu adam aslında x eksi 3 çarpı birincinin karesi birinci ile ikincinin çarpımı ve ikincinin karesi eşittir 0 diye gelir. Bu adamı da arkadaşlar bu şekilde yazmak doğru değildir. Eksi buraya artı 1 diye gitti. Bu adam arkadaşlar x küp eksi 1 eşittir sıfıra dönüştü. Ve bu adam da birin küpü olduğundan dolayı yine x eksi 1 birincinin karesi birinci ile ikincinin çarpımı ve ikincinin karesi eşittir. 0 denklemine dönüştü. Evet bakın burada x küp çarpanı olduğundan x eşittir 3 diye bir kök vardır. Bu tarafta da x eksi 1 olduğundan x eşittir 1 diye bir kök vardır dersiniz. Ama bakın bu adamın şurasından bu adamın şurasından bir diskriminant bulursam b kare eksi 4 ac'sini bu adamın arkadaşlar b'si 3, 3'ün karesinden 9, eksi 4 çarpı 1 çarpı 9'dan bakın burası 4 kere 9, 36 olduğundan bize ne geliyor? Negatif geliyor. E, negatif gelen bir durumda, negatif gelen bir durumda bu adamın arkadaşlar kökü var mı? Yok. Bakın buradan kök gelmiyor. Ya da bu adamın diskriminantını inceleyelim. Diskriminant eşittir b kare eksi 4 ac'sinden. B'si 1, Eksi 4 çarpı 1 çarpı 1'den. Bakın burası da arkadaşlar bizim için negatif geliyor. Yani buradan da kök yok diyorsunuz. O zaman bu adamın bir tane kökü x eşittir 3. Diğer kökü x eşittir 1'den. Bu adamın kökleri çarpımına. Ama nasıl kökleri çarpımına? Gerçek kökleri çarpımına 3 diyorsunuz. Bakın karışık gibi bir soruydu. Eee... Tekrar alacağım soruyu. Tekrar alacağım soruyu. Şu kısmını sileceğim. Şu kısmından bir daha bir alırsam. Şu kısmından bir daha bir alırsam. Dedim ki arkadaşlar bu da x küp eksi 2'ye t edersem. Şurada bir düzenleme yapmam lazım. Eksi 24 x küp var. Bu adamı x küpün yanında eksi 2 olması lazım. O zaman eksi 24 çarpı eksi 2'den bir 48 olsun. 23'ü vermesi için de bir de eksi 25 olsun diye şu 23 ayırdım. Şu kısmı x küp eksi 2 olduğundan dolayı şu ikisinden eksi 24 parantezden olacak Eksi 24 t geldi. Ve şuradan da eksi 25 geldi. t ya 25'tir ya eksi 1'dir dedik. Bu da t ya 25 ya eksi 1'dir yerine yazdım. Ama dedim ki x küp dediği için bu adamın 3 tane kökü vardır. Kontrol etmek zorundasınız. 25'i bu tarafa atıp çarpanlara ayırdım. Buradan bir kök geldi. Ama buradaki adamın, bakın buradaki adamın diskriminantı negatif çıktığı için kök gelmedi. Burada da eksi 1'i buraya aldım. çarpanlarına ayırdım. X eksi 1'den bir tane kök geldi. Ama yine buradaki adamdan negatif geldiği için yine kök yok dedim. O zaman bir kök burada, bir kök burada. Bu adamın dolayısıyla iki tane kökü vardır dedik. Böyle bir soruydu. Güzel bir soruydu bence. Şimdi gelelim şu kısmı. Şimdi arkadaşlar buradan sonra iş biraz daha e, kolaylaşacak. Şimdi ben size arkadaşlar geçen de bahsetmiştim, şurada bir şeyden bahsedeceğim. Diyeceğim ki ikinci dereceden denklemde soru çözümü için üç şey bilmek gerekir. Bir kök buldun. Ne yapacaksın? Bu soruyu kendinize sorarsınız. Yani soruda kök buldunuz diyelim. Soru bazen size direkt verir. Şu denklemin bir kökü şuysa diye. Sen kendi kendine şu soruyu soracaktın. Kök buldum. ne yapacağım? Yerine yazacaksın diyeceksin arkadaşlar. Yerine yazacaksın. Demek ki kök bulursanız ne yapacak mısınız? Yerine. Yerine dediğine denklemde yerine yazacaksınız ve sıfır eşitleyeceksiniz. Çünkü kök kimdi? Denklemde yerine yazılınca sıfırı veren ifadeye biz kök diyorduk. 2 2 kökler toplamının bulunması arkadaşlar. Kökler toplamının bulunması. 3 kökler çarpımının bulunması. Bakın son yıllarda şu 3 bilgiye dikkat eden öğrenci hemen hemen bütün sorularını çözerdi. Sadece 3 bilgiyle ben bu soruları çözeceğim. Şimdi bu kök bulduğun yerine yazı bir başlayalım. Mesela adam size bakın bir ikinci dereceden denklem vermiş. Bu adamın diyor köklerinden biri eksi 2 ise. E o zaman ne yapacaktık arkadaşlar? Kök buldunuz yerine yazacaksınız. Eksi 2'yi x gördüğünüz yere yazacaksınız. Eksi 2'nin karesi 4. 4 kere 2'den 8. Buraya eksi 2 yazarsam eksi 2 k. Eksi 2 çarpı 1'den eksi 2. Eksi 6 eşittir. 0 denklemi geldi. E bu adam ne olur arkadaşlar? 8 eksi 8. Bunlar birbirini götürdüler. Eksi 2K eşittir 0 ise K'yı 0 olarak bulursunuz. İlk bilgi bu. Kök buldunuz. Ne yapacaksınız? Yerine yazacaksınız. Adamın sorduğu soru şu. Bu adamın diğer kökü kaçtır diyor arkadaşlar. Diğer kökü kaçtır. E denklemde bir yerine yazarsam K'yı. Bu adam 2X kare. k yerine 0 yazsam gitti. Sadece X kaldı. Bir de şuradan eksi 6 eşittir 0 geldi. Çarpanlarını ayırırsam bu adamı çarpanlarını ayırırsam e, burası arkadaşlar artı x karışmasın. Bu adam 2x'e x diye çarpanlarına ayrılabilir. Bu adamı da 3'e 2 diye çarpanlarına ayırsam ben x bulmaya çalışıyorum. O zaman bu adamın eksisini şuna versem. Çarpmayı çaprazlama yaparsam <laughs> Çarpmayı çarpmazlama yaparsam o zaman 4x eksi 3x'den x'i veriyor. Çarpmaz çarptığım için düz almam lazım. Yani 2x eksi 3 ve x artı 2 çarpanı eşittir sıfıra. Bakın köklerinden birisi gerçekten eksi 2'ymiş. Köklerinden diğeri de bu adamı sıfır yapan ifade 3 bölü 2 olur. Demek ki adamın diğer kökü de 3 bölü 2 gelir. <laughs> bu soruya gelelim. Diyor ki arkadaşlar denkleminin kökleri 1 ve eksi 2 olduğuna göre m ile n'nin çarpımı kaçtır? Köklerinden birisi 1 ise yerine yazarsınız. 1 yazarsam m gelir. 1 yazarsam n artı 3 gelir. Artı 4 eşittir sıfırdan. m artı n eşittir. İkisinin toplamını atın diğer tarafa. Eksi 7 olarak bulunabilir. Bir de eksi 2 kök olduğu için yeni yazsam eksi 2'nin karesi 4 yani 4m. Burada eksi 2 yazarsam eksi 2n Eksi 6. Buradan da bir artı 4 eşittir 0 geldi. Yani 4m eksi 2 ne? Eksi 2 yapar şu ikisi. At diğer tarafa 2 i̇ki oldu. 2 ile sadeleştirirsem 2m eksi ne eşittir? 1 denklemi bulunur. E denklemi bunun altına yazarsam. 2m eksi ne eşittir birden. Bakın ikisini taraf tarafa toplarsanız neler gider? Bu ikisinin toplamı 3m. Bu ikisinin toplamı eksi 6. Dolayısıyla arkadaşlar m'yi eksi 2 olarak buluruz. m artı n eksi 2 idi. Yani eksi 2 artı n eşittir eksi 7'den. n'yi de arkadaşlar eksi 2 diğer tarafa giderse eksi 5 olarak bulabiliriz. Dolayısıyla m eksi 2 n eksi 5 ise çarpımları arkadaşlar bizim için 10 olur deriz. Devam edelim. Bakın 2000 12 sorusu. 2012 sorusu. Güzel bir soruydu. Diyor ki arkadaşlar bu iki polinom bakın yukarıdaki polinom vermiş. Ortak bir köke sahipse ortak bir köke sahip ve Px polinomunun kökleri eşit diyor. Px polinomunun kökleri eşit. He, şimdi bu kökleri eşit yani iki tane kökü var ikinci dereceden olduğu için ve kökler birbirine eşitse arkadaşlar biz ne demiştik? Böyle bir bilgi diskriminantın ne olduğu bilgisini veriyor bize. Sıfır olduğu bilgisini veriyor. E, diskriminant kimdi arkadaşlar? B kare eksi 4 ac idi. B'si kim bu adamın? Eksi 2. Eksi 2'nin karesinden 4. Eksi 4 çarpı a'sı 1. C'si de m. Bu sıfırmış. Yani 4 eşittir. 4 m'den m eşittir 1 olarak ilk olarak bulunur. Yani burası 1'miş. Yani sizin Px polinomunuz x kare eksi 2x artı 1 polinomuymuş. E bu adam arkadaşlar x'e x eksi 1'e eksi 1 değer olunca eksi 2'yi verdiğinden dolayı bu adam arkadaşlar x eksi 1'in karesi yani x'in kökü 1 ve çift kaplı kök. Çift kaplı. Yani p'nin iki tane kökü var ikisi de 1. E bu iki polinomda ortak bir köke sahipti. E x'in yani p'nin birden başka kökü olmadığına göre x eşittir 1 q'nun da bir kökü q'nun da bir kökü Heh, şimdi sorunuzu soruyorsunuz kök buldunuz q için ne yapacaksınız yerine yazacaksınız q'da 1'i yerine yazarsanız q1 0 olması lazım yazalım q'da 1 biri bir yerine 1'in karesi 1 artı 1 yazarsam 3 artı n 0 olacak 4'ü diğer tarafa atarsam n'yi de arkadaşlar eksi 4 olaraktan bulabilirim Dolayısıyla MLN'nin toplamı sorulmuş. Eksi 4 ile 1'i toplarsanız eksi 3 olarak bulursunuz. Bu kadarlık bir 2012 sorusuydu. Bakın iki bilgi verilmişti soruda. Ortak köke sahipler. Px polinomunun kökleri eşit. Kökleri eşit bilgisini ilk kullandım. Diskrimden sıfır olması lazım dedim. M1 çıktı buradan. Biri yerine yazdım. P'nin köklerini buldum. Çift katlı kök ve ikisi de bir. Ortak köke sahipse P'nin iki kökü de bir olduğu için Q'nun da bir kökü bir olması lazım. E kök buldunuz ne yapacaksınız? Yerine yazacaksınız. Yerine yazdım. Neydi? Eksi 4 olarak bulmuş olduk. Şimdi arkadaşlar bu bir e, klasik sorudur. Bu bir klasik sorudur. Denkleminin kökleri x1 ve x2'dir diyor bakın. Buna göre bu ifadenin değeri kaçtır? Şimdi bakın şurada bir karışıklık var ama şurada ne var? x1'in karesi eksi x1 var. Yukarıda da şöyle bir denklem var. Arkadaşlar ben size demiştim ki denklemin kökleri x1 ve x2 ya. Kök buldunuz ne yaparsınız? Yerini yazarsınız. Bakın x1'i yerine yazarsanız bu adam x1'in karesi eksi x1 artı 4 eşittir 0 olur. Bakın x1'in karesi eksi x1, x1'in karesi eksi x1. O zaman x1'in karesi eksi x1 dediğiniz ifade eksi 4 olacak sizin için. Burada da x2'nin karesi eksi x2 var. E x2'yi yerine yazmak demek. E o da eksi 4. Yani şu soru aslında 1 bölü eksi 4. 6 eksi 4'ten 2 olacağı için bu da 1 bölü 2 olarak gelir. Şu adamın paydayıdan 2 ile genişletirsem 2 kere 1. 2 1 çıkarırsam 1 bölü 4 olarak arkadaşlar sorunun cevabını bulabilirsiniz. Bu klasik bir sorudur bizim için. Kök bulursanız götürüp yerine yazabiliyorsunuz. Burada da arkadaşlar yine klasik bir sorudur. Bazı soru bankalarında ve deneme sınavlarında şu soruyu görüyorum. Yine çözeceğim. Bakın diyor ki denklemin köklerinden birisi kimdir diyor A'dır. Kök buldunuz ne yapacaksınız? Yerine yazacaksınız. A'yı yerine yazarsanız A kare artı 5A artı 3 eşittir 0 olur. Şimdi sizin elinizde A kare artı 5A var. Bu ifadenin değeri soruluyor. Şimdi bu ifadede mecburen gideceksiniz. A kare artı 5A gibi bir şeyi nereden bulurumu soracaksınız kendi kendinize. Bu da arkadaşlar kalıp bir yöntemdir. Bakın şu birinci adamda Dördüncü adamı çarparsanız kim gelir? A çarpı A A kare. A çarpı 4A 4A. 1 çarpı A A toplarsanız 5A. 1 kere 4'ten de 4 gelir. İlk iki, şu birinci ile dördüncünün çarpımı bu geldi. Bir de arkadaşlar şu 2. ile üçüncüyü çarparsanız A çarpı A A kare. A çarpı 3 3A. 2 çarpı A 2A topla. 5A geldi. 2 kere 3'ten de 6 geldi. Bu da bu ikisinin çarpımı arkadaşlar siz burada a artı 5 a artı 3 0 bu adamın eksi 3 olması lazım. Yani arkadaşlar burada bakın şu kısım size eksi 3'müş. Şu kısım da size eksi 3'müş. 4 eksi 3. 1 6 eksi 3. 3 ikisinin çarpımından da cevap 3'e gidecektir dersiniz. Bu arkadaşlar kalıp bir sorudur. Bilginiz olsun. Devam edelim. Bir de arkadaşlar şurada bir AYT 2018 sorusu var. Ayet 2018 sorusunu arkadaşlar ben e, bir sonraki videomda çözeceğim e, ama e, burada da çözelim şöyle çözelim birinci yol diyerekten çözelim arkadaşlar birinci yol diyerekten çözelim çünkü ben bu yolu yani bu soruyu ikinci yoldan çözüyorum ama birinci yoldan da çözülebilir onu göstereceğim bakın diyor ki m ve n sıfırdan ve birbirinden farklı iki gerçel sayı olmak üzere şu verilen denklemin Bakın ne bilgisi geldi? Köklerinden biri m eksi nedir? Şimdi köklerinden biri. E siz kök buldunuz o zaman. Kök bulursanız ne yaparsınız? Yerine yazarsınız. m eksi yerine yazın. m eksi n'nin karesi olur. Şurada yerine yazarsam m artı 1 çarpı m eksi n bir de şurada dışarıda n eksi m bekliyor. Kare alalım şurada. Birincinin karesi m kare. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı eksi 2 m n. İkincinin karesinden de ne kare geldi? Artı buradan çarpma yaparsam. Şununla şunu. Şununla şunu çarpacağım. Bununla bunu. Bununla bunu çarpacağım. m çarpı m'den m kare. m çarpı eksi n'den eksi m n. 1 çarpı m'den m. 1 çarpı eksi n'den eksi n geldi. Dışarıda da artı n eksi m bekliyor. Eşittir sıfır geldiğim. Şimdi bakalım gidenler ne var? gidenler neler var? Ee, bir kere arkadaşlar şurada eksi n ile artı n birbirini götürdü. Artı m ile eksi m birbirini götürdü. Şurada m kare var. M kare daha var. Yani iki tane m kare. Eksi m n var. Eksi m n var. Yani eksi üç tane m n. Bir de arkadaşlar şurada bir n kare var. Eşittir sıfır denklemi geldi. Bakın bu denklemi çarpanlarına ayırsanız 2m y m diye şu adamı da eksi n eksi n diye ayırırsam ne kareyi çarparsam bu adamları eksi 3 m n veriyor. Yani 2m eksi n ile m eksi n'nin çarpımı sıfır geldi. Buradan ya 2m n'ye eşit gelir ya da m ye eşittir n gelir. Ama soruda birbirinden farklı dediği için buradan kök gelmez. 2m n'ye eşit geldi. 2m n'ye eşit geldi. Dolayısıyla şu oranda n gördüğümüz üzere 2m yazarsak m'ler birbirini götürüp cevabı 2 olarak bulabiliriz deriz. Soruyu nereden çözdüm? Köklerinden birisi m n dediği için kök buldunuz. Ne yapacaksınız? Götürüp yerine yazacaksınız demiştik. m n'yi x gördüğüm yere yazdım. Denklem 0 eşitlenecek dedim. Şöyle bir denklem çıktı. Denklemi çarpanlarına ayırınca ya m-n'ye eşit olmak zorunda ya da 2mn'ye eşit olmak zorunda dedim. Birbirinden farklı için M'ye eşit olduğunu alamadım. 2m eşittir n'yi aldım. Yani n ye gördüğüm yere 2m yazdım. m'ler gitti cevabı 2 buldum. Ama ben soruyu buradan çözmüyorum arkadaşlar. Ben soruyu kökler toplam ve kökler çarpım bilgisiyle çözeceğim. Oradan çok daha kolay bir şekilde geliyor. Ama bu yolu da birinci yöntem olarak bulun. Ben bu soruyu bir dahaki şeyde videoda tekrardan anlatacağım. Haberiniz olsun. Bu videoyu burada tamamlayalım. Normalde şeye geçecektim ama ders çok uzamasın. İkinci dereceden denklemin kök ve katsayılar arasındaki ilişkiye. Ama bu dersinde, yani bir sonraki dersimde daha çok çıkmış soru çözeceğim sizi. O yüzden arkadaşlar, o videoyu da izlerseniz, ikinci derece denklemin anlaşılması sizin için daha kolay olacaktır diyorum. Hepinize kolay gelsin.